Evet, aranın ardından 14-16'ya devam ediyoruz sağlık köşemizle. Bugün İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi'nden üroloji uzmanı doktor öğretim üyesi Ali Yıldız bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Ali Hocam. Hoş bulduk, selamlar. Bugün sizinle birlikte idrar kaçırma konusunu konuşacağız. Tabii ki nedenleri, tedavisi hepsini açıklayacağız ama ilk olarak bir idrar kaçırmanın ne olduğunu dilerseniz anlatarak başlayalım sohbetimize. Tabii ki. İdrar kaçırma kişide sosyal ve hijyenik sorunlara yol açan, istemsiz olarak gerçekleşen idrar sızıntısı durumudur. İdrar kaçırma özellikle çok yaygın olarak görülen bir toplum sağlığı sorunu diyebiliriz. Özellikle çünkü tüm dünyada 400 milyon kişide olduğunu biliyoruz. Ülkemizde 40 yaşın üzerindeki kadınlarda 4 kişiden birinde yine bu rahatsızlık var. Ne yazık ki bu şikayet çeken herkes doktora başvurmuyor yalnız. Çünkü sosyal çekincelerle doktora gitmiyorlar, başvurmadıkları için de bu sorunlarla yaşamaya devam ediyorlar. Bu hijyenik sorunlardan dolayı tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlara neden olduğu gibi aynı zamanda kişide özgüven eksikliği, yine dışarı çıkma fobisi gibi sosyal sorunlara da yol açıyor. Bunlar da ilerleyen aşamalarda depresyonla bile sonuçlanabiliyor. O yüzden bu şikayeti olan kişilerin mutlaka bir üroloji uzmanına muayene olması gerekmektedir. Mutlaka düzeltilmesi gereken bir problemdir idrar kaçırma. Aslında sadece idrar kaçırma konusunu konuşuyoruz ama idrar kaçırma hastalığının, rahatsızlığının siz nelere de neden olabileceğini söylediniz. Evet. Yani bir sonuçta insanların çekinme durumu söz konusu olabilir dediniz. Aynen. Ya da bunun belki bir tedavisi olmadığını bilenler, evet, yanlış bilgiye sahip olanlar olabilir. Siz bununla da birlikte bilgilendirmiş de oldunuz. Tabii, amacımız da o zaten. Bu tarz şikayetleri olan hastaların doktora gelmesini istiyoruz ki tedavi, evet, edilebilir bir durum olduğunu bilsinler. Bununla yaşamak zorunda olmadıklarını bilmelerini istiyoruz. Ayrıca çekinecek ve utanacak bir durum değil. Sonuçta bu bir rahatsızlık ve tedavi edilmesi gereken ciddi sorunlara yol açabilecek bir durum. Peki ülkemizde yetişkinlerde kadın ve erkek yaş ortalaması verdiğimizde nedir? Yani net olarak bir yaş ortalaması şöyle söyleyebiliriz onun için. Özellikle kadınlarda 40 yaşın üzerinde bu oran artmakta. Özellikle geçirilmiş doğumlara bağlı veyahut da geçirilmiş ameliyatlara bağlı olarak yaşla birlikte görülme sıklığı artıyor. Erkeklerde de yine prostat ve benzeri hastalıkların yaşla birlikte sıklığı arttığı için bunlar görülme sıklıkları yaşla birlikte artıyor. Yine nörolojik rahatsızlıklar da aynı şekilde yaşla birlikte sıklığı arttığı için. Yani genel olarak yaş ilerledikçe görülme sıklığı artıyor ama bazı tiplerinde 25-40 yaş arasında daha sık görülen idrar kaçırma tipleri de var. Özellikle sıkışma tipi idrar kaçırma, yine onu da açıklarız. Onda 25-40 yaş arasında görülme sıklığı daha fazla oluyor, örnek vermek gerekirse. Evet, peki siz biraz önce söylediniz özellikle doğum yapmış kadınlarda bu rahatsızlığın görülebildiği biliniyor. Evet. Şöyle de bir bilgi var, bunu yanlış mı doğru mu tam olarak öğrenmek için de soruyorum halk arasında. Tabii ki doktorlar normal doğumu öneriyorlar, evet, ve normal doğum yapmak isteyen kadınlar da bunu tercih ediyorlar. Hı-hı. Ama bunun bir olumsuz yönü bu hastalığa iter gibi düşünceler, söylemler var. Ne kadar doğru hocam? Ya, tabii ki şöyle. Ya geçirilmiş doğumlar ama özellikle zorlu doğumlarda bu daha çok oluyor. O bölgedeki pelvik kas taban, evet, pelvik kaslar var. Orada mesaneyi, idrar kesesini ve idrar kesesi çıkışındaki kanalı destekleyen, bu geçirilmiş zorlu doğumlara bağlı veyahut da çoklu doğum yapan kişilerde bunlar zamanla zayıflayabiliyor. O yüzden zorlu doğumlar veya yani normal doğumlar belki bir ya da iki doğum etkilemeyebilir ama, hı hı, çoklu veyahut da o normal doğumlar ama zorlu bir şekilde gerçekleşmişse o zaman bunlar ileride idrar kaçırması veya yine o bölgedeki kadın doğum organlarının sarkması, idrar kesesi sarkması gibi durumlara yol açabilir tabii ki. Evet, çeşitlerinden de bahsedeceğiz. Aslında biraz nedenlerine girdik. Evet. Belki biraz ayrıntılandırmak istersiniz. Aynen. Çeşitleri çok önemli bizim için. Çünkü her yani idrar kaçırma tipinin tedavisi, hı, aynı değil. Her birinde ayrı tedavi veriyoruz. O yüzden öncelikle idrar kaçırmanın tipini belirlemek bizim için çok önemli. İdrar kaçırma deyince aklımıza genel olarak 3 tip idrar kaçırma geliyor en yaygın olarak görülen. Birincisi stres tip idrar kaçırma. İkincisi sıkışma tipi idrar kaçırma. Bir de bu ikisinin birlikte görüldüğü kombine tip idrar kaçırma var. Bir de bunlara ek olarak daha nadir görülen taşma tipi idrar kaçırma veya nörolojik rahatsızlıklarda olan sürekli gece gündüz idrar kaçırma tipleri de var ama onlar genel olarak daha nadir görüldüğü için özellikle bizim konumuz olan
Bu üç tip idrar kaçırma. Stres tip derken neyi kastediyoruz? Evet. Şimdi burada stres kelimesi geçince herkes psikolojik stres anlayabilir ama burada bahsettiğimiz aslında bir eforla gerçekleşen fiziksel stres. Özellikle karın içi basıncını arttıracak egzersizler ya da ağır kaldırma, merdiven çıkma gibi ıkınma gibi durumlarda bu idrar kesesinin etrafında ve mesane boynunun dediğimiz idrar kanalını da, idrar kesesinin çıkışında bulunan kanalı da destekleyen kas dokularının geçirilmiş biraz önce anlattığım sebeplerle ve yaşla zayıflamasına bağlı olarak idrar karın içi basıncı arttığında idrar kanaldan dışarı sızıyor. Yani idrar kaçırma olayı gerçekleşiyor. Bu stres tip idrar kaçırma. Bir de sıkışma tipi idrar kaçırma var. Bu daha çok idrar kesesindeki kasların fazla çalışmasına veya düzensiz kasılmasına bağlı olarak gerçekleşir. Bunda genellikle insanlar aniden tuvalete gitme ihtiyacı veyahut da yetişemeyip kaçırma şeklinde doktora başvururlar. Bunda ayrıca gündüz veya gece sık idrar çıkma da eşlik edebilir. Öyle bir durum olursa ve eşlik eden başka bir rahatsızlık yoksa ona aşırı aktif mesane diyoruz. Toplumda da oldukça da yaygın görülen bir durumdur bu aşırı aktif mesane durumu. Bir de bu ikisinin birlikte olduğu hastalarımızda az değil. Onlar da kombine tip idrar kaçırma diyoruz. Mix tip idrar kaçırma diyoruz. Onların da ayrı tedavisi yine mevcut. Peki bu gibi rahatsızlıklarda sonuçta günümüzde artık spor yaparken ya da günlük hayatımızda su tüketiminin önemine değiniyoruz. Evet. Bu hastalarımızın su tüketim seviyesi günlük olarak ne oluyor? Biraz suya hasret kalabiliyor mu hastalarımız? Ya özellikle bu sıkışma tip idrar kaçırmada biz yaşam tarzı, genel olarak idrar kaçırması olan hastalara yaşam tarzı değişikliklerini öneriyoruz zaten. Onu tedavi konusunda konuşuruz ama su içme diye bir şey diyemiyoruz. Çünkü su böbrek sağlığımız için çok önemli. Evet. Yani hasta idrar kaçırma diye su içme dersek bu sefer böbrek taşıyla uğraşabiliriz ya da böbrek yetmezliği gibi durumla uğraşabiliriz. Bu arada siz söylemişken yani egzersizin özellikle o bölgedeki özel egzersizlerin o bölgedeki kasları güçlendirici etkisi olduğu için egzersizde idrar kaçırmanın önleyici bir etkisi var. Sıvı kısıtlamasını özellikle çok idrar kaçırdığı saatlerde bir dönemsel, periyodik bir su kısıtlamasına gittiğimiz dönemler olabiliyor. Mesela gece idrara kalkan hastalarımızda akşamları su kısıtlaması önerebiliyoruz. Ama genel olarak günlük miktarı azaltmayı yani çok aşırı içmiyorsa normal alması gereken yani 2-2,5 litrelik miktarın altına düşmesini çok istemiyoruz. Peki erkeklerde biraz konuşalım bu konuyu. İdrar kaçırmanın nedenleri biraz önce kadınlar özelinde birkaç somut örnek verdik. Erkekler evet. özelinde nasıl örnekler verirsiniz? Erkeklerde de aslında benzer tiplerde kaçırmalar görülebilir. Yine sıkışma tipi idrar kaçırma aynı şekilde erkeklerde de görülüyor. Hı hı. Ama erkeklerde farklı olarak stres tipi idrar kaçırma yani bir doğum gibi bir sorun olmadığı için evet. o bölgede bir de erkeklerin anatomik olarak yapıları farklı olduğu için stres tip idrar kaçırma daha çok geçirilmiş ameliyatlara bağlı görülebiliyor. Özellikle prostatın iyi huylu veya kötü huylu veyahut da idrar kanalı darlığı hastalığı olan insanlara geçirdiği ameliyatlardan sonra ameliyata ikincil olarak idrar kaçırma sorunları görebiliyoruz hastalarımızda. Hı hı. Onların da tabii tedavileri sebep olan rahatsızlığa göre değişiyor. Peki birazdan tedavi yöntemlerini konuşacağız ama günlük hayatı nasıl etkiliyor Ali Hocam? Günlük hayatı başta da söylediğim gibi ciddi anlamda sosyal sorunlar oluşturuyor. Kişiler dışarı çıkmak istemiyor, evden çıkmak istemeyen insanlar var. Sürekli kıyafet değiştirmek zorunda kalan, petle yaşamak zorunda kalan hastalarımız oluyor. Bunlar genel olarak aile yapısını da bozuyor. Kişinin sosyal çevresini de etkiliyor, dışarı çıkmasını etkiliyor. Psikolojik olarak ciddi bir çöküntü oluşturabiliyor. O yüzden idrar kaçırma ciddi önemli bir rahatsızlık haline gelebiliyor. Onun dışında sadece bu değil, aynı zamanda tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları dedi. Bunlar ciddi önemli bir durum. Yani sürekli antibiyotik kullanmak zorunda kalıyor. Sürekli enfeksiyon nedeniyle doktora gitmek zorunda kalıyor. O yüzden idrar kaçırma yani hem psikolojik hem de ciddi organik olarak problemleri yol açabiliyor. Peki bu kişide idrar kaçırma rahatsızlığı var diye teşhis koyduğunuz hasta genelde hangi nedenler alt alta geldiğinde siz bu teşhisi koyabiliyorsunuz? Ya, teşhis koyarken bizim için en önemli şey hastadan aldığımız hikaye. Hastayla detaylı bir anamnez dediğimiz hastanın hikayesini alıyoruz. Hastaya öncelikle bu tipleri belirlerken hastanın nasıl bir idrar kaçırdığını hastadan kendi ağzından öğrenmemiz gerekiyor. Hastayla bunu detaylı olarak konuşmamız gerekiyor. Bazı durumlarda eşlik eden başka rahatsızlığı var mı?
ya da mesela bu stres tip idrar kaçırmada kadın doğum muayenesi yapmak gerekiyor hastalara. Fizik muayeneyi yaptıktan sonra özellikle bu idrar kaçırmaya sebep olacak en önemli şey idrar yolu enfeksiyonları. Normalde hiçbir sıkıntısı olmayan kişiler idrar yolu enfeksiyonuna bağlı olarak da idrar kaçırabilir. Hı hı. O yüzden öncelikle idrar yolu enfeksiyonu olmadığını hastaya göstermemiz lazım. Hı hı. Bunun için bir idrar tahlili yeterli oluyor. Hı hı. Sadece bir idrar tahlili bakıp enfeksiyon olmadığını görüp ondan sonra idrar kaçırmanın tipine göre tedavi aşamasına geçebiliyoruz. Yani tanı koyarken en önemli yine söyleyeceğim, tekrar söylemekte fayda var. İyi bir, detaylı bir hastanın kendi ağzından hikaye almak çok önemli. Peki tedaviye geçelim. Nasıl tedavi yöntemleri uygulanıyor? Buradaki sıralama nasıl yapılıyor? Şimdi tedavi yöntemlerini belirlerken yine en önemli şey tipini belirlemek. Hı-hı. Bunu söylemiştim. Her tipin ayrı tedavisi var ama genel olarak başta ortak tedavimiz yaşam tarzı değişiklikleri. Hı-hı. Şimdi özellikle biz hastalarımıza 2 saatte bir düzenli idrar çıkmayı istiyoruz. Hastaların çıkmasını istiyoruz. Böyle uzun süre idrar tuttuğumuz zaman mesela 3 saat idrar çıkmıyor bazı hastalarımız ama sonraki 1 saatte 5 kere çıkıyor ve o dönemde de özellikle bu yetişemeyip kaçırma durumu daha fazla oluyor. Bu özellikle sıkışma tipi kaçırmada gördüğümüz durum. Yine akşamları idrar kaçıran hastalara akşamları su kısıtlaması uyguluyoruz. Yine idrar kaçırmayı arttıracak bazı gıdalar var. Özellikle asitli içecekler, acı, baharatlı, ekşili yiyecekler. Hı hı. Bunlar yine idrar kaçırmayı sebep olan ve sıklığını arttıran yiyecek ve içecekler. Hı hı. Bunlardan uzak durmasını istiyoruz. Yine eşlik eden bir bağırsak problemi var mı? Özellikle kabızlık durumlarında idrar kaçırma sıklığı daha çok artıyor. Özellikle öyle bir durumu varsa onu da tedavi ediyoruz. Onun dışında sonra tipi belirledikten sonra tipe göre sıkışma tipi idrar kaçırmada genellikle ilk aşamada ilaç tedavisi öneriyoruz. Hı hı. İlaç tedavisi yaşam tarzı değişikliklerine ek olarak ilaç tedavisi öneriyoruz. Genelde ilaç tedavisiyle bir aylık bir tedaviyle sonra kontrole çağırıyoruz. Genelde fayda gördüyse en az bir yıl o tedaviyi almasını istiyoruz. Hı hı. Ama bazı hastalarımız dirençli olabiliyor. Öyle durumlarda daha ileri tedavi şekillerine geçebiliyoruz. Örnek veriyorum hani genellikle böyle estetikte uygulanır ama bizim idrar kesesinde botoks uyguladığımız, hı hı, bu sebeple hastalarımız var. Çünkü başta da söyledim, idrar kesesi fazla kasıldığı için botoks da kasların kasılmasını önlüyor. Bundan yararlanarak idrar kaçırmasını önlediğimiz hastalarımız olabiliyor. Hı hı. Bu işlemi yine bir kamera eşliğinde idrar kesesine girerek ince iğnelerimizle 20-30 farklı bölgeye uygulayarak idrar kesesinin içine uygulayabiliyoruz. Mesane içine botoks uygulamasıyla idrar kaçırmasını engelleyebiliyoruz. Eğer bundan da fayda görmezse daha ileri cerrahi teknikler, hı hı, uygulayabiliyoruz. Onun dışında stres tip idrar kaçırmada genellikle stres tip idrar kaçırmanın tedavisi cerrahi. Ama onda ilaç tedavilerinin fazla bir etkisi olmuyor. Bu cerrahide de genellikle biz askı ameliyatı dediğimiz idrar kesesinde o zayıflayan kasların yerine idrar kanalını destekleyecek idrar kesesini destekleyecek bir sentetik bir materyal koyuyoruz. 2 tane çok küçük delikten iğne eşliğine girerek kasık bölgesindeki o yamayı hamak şeklinde idrar kesesinin altına koyup, idrar kanalının altına koyup desteklemesini sağlıyoruz. Bu 30 dakikalık bir işlemle hastalar %80-90 oranında idrar kaçırma şikayetlerinden kurtulabiliyor. Tabii kombine tip idrar kaçırmalarda da iki seçeneği de ayrı ayrı tedavi etmek gerekiyor. Onun için yani iki tip idrar kaçırmayı, sıkışma tipini ve stres tipini ayrı ayrı tedavi etmek gerekiyor. Hı hı. İkisi birlikte görülen hastalarda da. Evet, kişiden kişiye değişebiliyor sonuçta tedavi yöntemleri. Aynen öyle. İnsanların en çok korktuğu tedavi yöntemleri cerrahi müdahaleler. Ama evet, onun öncesinde hem ilaç tedavisi hem siz botoks uygulamasıyla birlikte aslında biraz su serpiyorsunuz gönüllere diyebiliriz. Evet, yani biz de ameliyattan mümkün mertebe uzak durmak istiyoruz. Daha hastaya en az zararı vererek, en az sıkıntıyla işlemi nasıl çözebiliriz onun için uğraşıyoruz. Ama bazı durumlarda cerrahiden başka çözüm kalmıyor. En azından şu anki şartlarda böyle. Hı hı. Özellikle yaş ilerledikçe mi cerrahi müdahalelere ihtiyaç duyuluyor? Aslında öyle değil. Şöyle, şu yüzden söylüyorum. Yaş ilerledikçe cerrahinin başarı şansı düşebiliyor. Hı hı. Özellikle bu stres tip idrar kaçırmada yaş ilerledikçe o bölgedeki yapılar daha da bozulduğu için, kaslar daha da zayıfladığı için başarı şansı düşebiliyor. Ama genel olarak yine etkili. Hı hı. Sadece yaşlılarda değil, şöyle sıkıntılar oluyor. Özellikle bu çok yaşlı hastalarda ek hastalıklar çok fazla oluyor ve anestezi riski artıyor. Evet. O yüzden biz yaş çok ilerlemeden böyle sıkıntısı olan bir hastanın erken dönemde müdahale etmek istiyoruz. Hı
Çünkü çok ilerlediği zaman anestezi riski arttığı için daha normalde idrar kaçırma ameliyatında herhangi bir sıkıntı olmayacak bir hastada ciddi başka ek rahatsızlıklarından dolayı ciddi sorunlar oluşabiliyor. O yüzden çok yaş ilerlemesini istemiyoruz açıkçası. Peki hastalar tedavi aşamasında nelere dikkat etmeli? Çünkü oldukça tehlikeli bir rahatsızlık olduğunu siz defalarca söylediniz. Evet. Yani burada aslında şöyle anlatabilirim isterseniz. Hem hastalar hem doktorlar nelere dikkat etmeli şeklinde. Hastalar özellikle yaşam tarzı değişikliğine harfiyen uymalı. Yani biliyorum çok zor insanların alışkanlıklarını değiştirmesi ama onları değiştirmezlerse bu şikayetleri düzelmez. Tedavi, ilaç tedavisine rağmen, ameliyata rağmen düzelmeyebilir. Yine ameliyat olduysa özellikle bu askı ameliyatlarından sonra 3-6 ay en az çok ağır kaldırmaması lazım. Yine sıkışma tip idrar kaçırmada ilacını düzenli kullanması lazım. Bunlar çok önemli. Doktorlar açısından da bizler hastadan iyi bir hikaye alıp idrar kaçırmanın tipini iyi belirlemeliyiz. Çünkü yani her tipin tedavisi farklı olduğu için hastada idrar kaçırmanın tipini iyi belirleyip ona göre uygun bir tedavi vermeliyiz. Hastaya en az zararı vererek en iyi şekilde tedavi etmeye çalışmalıyız. Biz de bunu yapıyoruz. Peki siz hastalara nasıl bir öneride bulunursunuz? Tabii ki bir hekime başvurmalarını söylediniz. Evet. Başka nasıl bir öneride bulunarak onların hayatlarını daha sağlıklı şekilde devam ettirmelerini sağlayabilirsiniz? Yani en azından ben tabii ki öncelikle hemen bir hekime başvurmalarını isterim. Ama hekime başvurmayan hastalar en azından geçici süre PET kullanarak birazcık daha yaşam kalitelerini arttırabilirler. Hekime başvurana kadarki süreyi söylüyorum. PET'ler özellikle bu idrar kaçırma şikayeti olan hastaların hayatlarını bir nebze kolaylaştırabilmekte. Onun dışında mutlaka altta yatan başka bir neden varsa onlar açısından da eğer doktor da bunu uygun görürse diğer bölümler, mesela nörolojik rahatsızlığı olan hastalarda da idrar kaçırma görülebiliyor. O tarz bölümlere yönlendirildiğinde o tarz diğer bölümlere gidip tedavilerini orada da almaları ve onlara dikkat etmeleri gerekiyor. Onun dışında bir de özellikle stres tip kaçırmayı önlemek için, kadınlar bu özellikle çok önemli, Kegel egzersiz dediğimiz birkaç egzersiz tipleri var. Bunları internette de bulabilirler. Pelvik taban kaslarını güçlendiren egzersizler. Bunlar özellikle daha olmadan önce, yani gerçekleşmeden önce yapılırsa ileride o kaslar zayıflamadan idrar kaçırmayı önleyebiliriz. Bu bizim için önemli. Hastalar için özellikle direkt koruyucu tedavi dediğimiz durum oluyor. O yüzden bunu daha olmadan öncesinde zaten spor, normal spor yapan insanların programlarında da bunlar aslında oluyor. Spor yapan kişiler, o kasları güçlü olan kişilerde ileride idrar kaçırma daha az görülecektir. Peki bu hastalık için, bu rahatsızlık için genetik diyebilir miyiz hocam? Buna genetik yönü özellikle stres tip kaçırmada yok. Sıkışma tipinde bir nebze olabilir ama tam olarak hani direkt ailede görülürse direkt bir geçiş şeklinde değil de multifaktöryel dediğimiz çok etkili bir genetik geçiş görülebilir. Ama genel olarak bu rahatsızlıklarda aile öyküsünün bizim için önemi yok. O yüzden hastalara direkt aile öyküsünü sormuyoruz çok fazla. Kendi hikayesini anlatmasını istiyorsunuz. Tabii şimdi bir parantez açalım. Çocuklarda alt ıslatmaya geçelim. Bu yetişkinlerde nasıl bir problemse özellikle çocukların psikolojisine çok olumsuz yansıyan bir rahatsızlık. Evet, çocuklarda alt ıslatma neden oluyor? Şimdi çocuklarda alt ıslatma deyince biz ne anlıyoruz onu söyleyeyim öncelikle. Çocuklarda alt ıslatma en az haftada iki kez olan 3 ardışık ay boyunca görülen ve 5 yaşından büyük çocuklarda olan geceleri olan alt ıslatmaya biz enürez nocturna tıbbi adı halk arasında alt ıslatma rahatsızlığı diyoruz. Özellikle burada önemli şey 5 yaşın üzerinde olması. 5 yaşın altında çocuklarda gecelerde alt ıslatma olması patolojik bir durum değildir. En azından tedavi gerekmez. Biz 5 yaşın üzerinde tedaviye başlıyoruz. Bunun genel olarak 3 nedeni ayırabiliriz. Birincisi geceleri idrar üretiminde olan artma. Bazı çocuklarda böyle bir durum olabiliyor. Bazı çocuklarda idrar kesesinin kasılması yine artıyor. Bu sıkışma tipi idrar kaçırmadaki gibi. Ona bağlı idrar kaçırma, alt ıslatma görülebiliyor. Bir de gece uyku bozuklukları, yani uyanma bozukluğu, ağır uykusu olan çocuklar da idrar alt ıslatma geceleri görülebiliyor. Genellikle 3 neden var. Çocuklar, yani bu toplumda da yaygın, 100 çocuktan 15'inde görülen bir durum. Alt ıslatma ve ciddi psikolojik ve sosyal sorunlara da yol açan bir durum olduğu için alt ıslatma tedavi edilmesi gereken bir rahatsızlık. Evet.
Peki alt ıslatma için genetik diyebilir miyiz? Evet, burada net olarak söyleyebiliriz, var. Özellikle size şöyle söyleyeyim. 100 çocuktan 15'i söylemiştim. Ancak bir çocuğun hem annesinde hem babasında alt ıslatma problemi varsa o çocukta görülme oranı %80'e kadar ulaşabiliyor. Yani 100 çocuktan 80'inde görülebiliyor. Ama sadece annede ya da babada varsa bu oran %50'lerde. Yani ciddi oranda genetik etki var burada. Ailede olduğu zaman direkt oran yükseliyor. Burada genetik etki çok önemli. Ama yine tedavimiz aynı şekilde oluyor. Orada değişmiyor. Ama hastanın aile öyküsünü dikkat etmek lazım. Özellikle mesela kardeşinde varsa, abisinde varsa kardeşinde de görülme ihtimali oluşabiliyor tabii öyle durumda. Burada nasıl bir tedavi yöntemi uygulanıyor peki? Alt ıslatmada da şöyle, yine burada da iyi bir hikaye ile iyi bir değerlendirme sonrası çocuğun sebebini, yani alt ıslatmaya sebep olan şeyi bulduktan sonra yine yaşam tarzı değişikliklerimiz burada ilk aşamada ilaçsız bir tedavi açısından. Bu akşamları özellikle akşam yemeğinden sonra 7 veya 8'den sonra çocuk yatana kadar bir şey içmesini çok istemiyoruz ki gece idrar üretimini azaltmak adına. Gece yine idrarını yapıp yatmasını istiyoruz. Mümkünse gece alarm kurup gece bir kez tuvalete kalkmasını aileler, ebeveynler sağlayabilirler. Onun dışında ilaç tedavileriyle %80'e varan oranda tam kuruluk sağlayabiliyoruz. Bu kalan %20'lik kısımda da daha uzun. Yani normalde biz 3-6 aylık bir tedaviyle bu %80 başarıyı sağlayabiliyoruz. Ama bazı çocuklar dirençli olabiliyor. Onlar da daha uzun tedaviler gerekebiliyor. Burada özellikle bir parantez açmam gerekirse, yaş ilerledikçe tedaviye de direnç artıyor. O yüzden erken dönemde tedaviye başlamak önemli. Peki, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz Ali Hocam. Ben tekrardan görüşmek üzere. Rica ederim. Teşekkür ediyoruz. Evet, İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi'nden üroloji uzmanı doktor öğretim üyesi Ali Yıldız bizlerle birlikteydi. Sohbetimizi noktalıyoruz, araya gidiyoruz.